gerçekten cansiperane bir şekilde mücadele içerisinde geçen Antalya'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve dün itibariyle başlayan yağışla da birlikte soğutma işlemleri de hamdolsun hızlı bir şekilde yürütülüyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi ilk günden itibaren gerek kahraman ormancılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, tüm bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, TOKİ'miz, İller Bankamız hep birlikte vatandaşlarımız için, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için sahada bir fiil çalıştık. Ve hamdolsun Antalya'da vatandaşlarımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde süreci tamamladık. Bir taraftan da Muğla'da ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlardı. Biz de oradaki görevimizi tamamlayıp Sayın Bakanlarımıza destek olmak için buraya geldik. Tabii Muğla'da çıkan yangında Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Menteşe, Seydikemer ilçelerimizde toplamda 303 mahalleden 37 mahallemiz afetten etkilenmiş durumda. 37 mahallenin tamamında hasar tespit çalışmaları yapıldı. 33 mahallemizin tamamında hasar tespit çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış durumda. Muğla genelinde toplamda 2923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Diğer taraftan da yine tüm ekiplerimiz, gerek Tarım İl Müdürlüğümüz, defterdarlığımız, sahada vatandaşlarımızın gerek hayvanlarına ilişkin, gerek araç gereçlere ilişkin hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyorlar. Biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinleyerek acil öncelikli ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyoruz. Antalya'da da ifade ettiğimiz gibi burada da Muğla'mızın, Marmaris'imizin, Milas'ımızın yöresel mimarine uygun bir şekilde konutlarımızı inşallah hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. 2+1 evlerimiz 2+1, 3+1 olanları 3+1 olacak şekliyle AFAD'dan hak sahibi olabilenler, AFAD'dan olamayanları Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapıyor olacağız. En geç 1-2 ay içerisinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Ahırlarımızla ilgili önceliğimizi burada da köylerimizde alacağız ve 3 ay içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ahırların inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Yine valimiz AFAD koordinasyonunda vatandaşlarımızın geçici hayvanları için barınma ihtiyacını giderecek yerlerin kurulumunu da AFAD yapıyor. Bu da geçici olarak çözüm ve kalıcı çözümleri de inşallah hızlı bir şekilde atıyor olacağız. Tabii diğer taraftan yangının bir kısmı özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarında gerçekleşti. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi orman alanları dışında da ne özel çevre koruma bölgesi ne de doğal sit alanı imara açılmayacaktır. Burada yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın evleri olduğu yerlere yapılmak suretiyle inşallah yaraları hızlı bir şekilde sarılacaktır. Diğer taraftan özel çevre koruma bölgesi ve sit alanları için bir bilim kurulu oluşturduk ve bu bilim kurulu çerçevesinde yangın sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gerek biyolojik çeşitlilik kaybının, gerek buradaki bitki ve yaban hayatı türünün yaşatılması adına adımlarımızı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz bilim kuruluyla birlikte çalışıyoruz. İnşallah yangınların kontrol altına alınmasına müteakip eş zamanlı olarak yapılaşmayla birlikte hem sit alanların hem de doğal özel çevre koruma bölgelerinin iyileştirmesini, ihyasını da yapıyor olacağız. Termik santralimizde bulunduğu bölgede hava kalitesini 3'ü mobil olmak üzere 10 adet izleme istasyonuyla
izliyoruz ve yaptığımız incelemelere göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir ve tüm riskler anlık takip edilmektedir. Yine yangın sonrasında yangından etkilenen bölgelerimizde oluşan malzemelerin, yangın küllerinin, yine oradaki sellerde olduğu gibi ağaç parçalarının denize taşınması suretiyle meydana gelme ihtimali olan çalışmayı yürütüyoruz. Şu an için denizimizde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir. Ne deniz yüzeyinde ne kıyılarda. Ancak buna ilişkin aynı müsilajda olduğu gibi hem Antalya'mızda hem Muğla'mızda valilikler koordinasyonunda deniz temizliği seferberliği için ekiplerimizi, çalışmalarımızı kuruyoruz. Bu çerçevede belediyelerimizle birlikte tüm sahil kenarlarında hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda olası kirliliği engelleyecek adımları da atacağız diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, ülkemiz tarihinde yangınlardan birisi başladı. Yangının 12. günündeyiz. 2 gün önce Antalya'daki yangınların hepsi bitirildi. Tabi orada topyekun bir mücadele verildi. Ülkemizin bütün kurumları, bütün valilikler, belediyeler, vatandaşlarımız el birliği birlikte bu büyük bir afetin üzerinden üstesinden geldik. İnşallah artık bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. İnşallah burayı da kısa sürede bitirmenin çabası içerisindeyiz. Yine burada da cansiperane, topyekun bir mücadele var. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şekilde müdahale edilerek çok kısa sürede söndürüldü. Bununla ilgili Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Basına yansıyan bazı olumsuz haberler olmuştu. Normal trafik normal seyrinde devam etmekte Dalaman'da ve bütün havalimanlarımızda olduğu gibi. Ayrıca Dalaman Havalimanı yangınla mücadelede önemli üstlerimizden bir tanesi. Hem koordinasyon sağlamakta, bir taraftan da lojistik destek verilmekte, lojistik sağlanmakta Dalaman Havalimanı'nda. Yine söylediğim gibi bütün kurumlarımız, devletimiz, milletimiz hep birlikte el ele bu afetin de üstesinden gelmek için canlı başla çalışıyoruz. Temennimiz en kısa sürede bu işin de üstesinden geleceğiz. İnşallah bu sefer de daha sonra da afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün bakanlıklarımız olarak yine topyekun bir mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da şöyleyiz. En azından bu benim. Allah'a emanet olun. Sağ olun.